Alo. Abi dinliyorum. Ne diyorsun ya? Abi başka avukatları var mıymış? Allah Allah. Tamam abi. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşürüz. Eyvallah. Kolay gelsin kardeşim. Hoş geldiniz. Ferit Bey. Ferit. İşe giriyorum abi, ne oldu? Bu sabahki kızın annesi var ya. Ne öğrendin? Pelin'e Gündeli'ye gidiyormuş. Nasıl yani? Öyle vallahi. Tamam abi, sen arabada bekle, ben geliyorum şimdi. Tamam, ben Orhan Bey'lere haber veriyorum. Yok yok. Verme sakın. Ben Pelin'le konuşayım, haber veririm sonra. Tamam. İyi tamam, hadi. Bekle sen, geliyorum ben. Gidiyorum, unutma sakın. Duş alacak vaktimiz var. Geliyor. İfakat Hanım, müsait misin? İfakat Hanım. Söyle Latif Bey. Ağam, ağrılar arttı yine. Seni çağırdı. Tamam, hemen geliyorum. Bu saatte. Hem senin yapacağın iş mi bu ya? Başkasına bu halde görülmek istemiyor biliyorsun. Bak bu ilk de değil. Canımı sıkmaya başladı bu iş. Orhan. Beni karınla karıştırıp pişman olacağın şeyler söyleme. Hadi. Karın uyanmadan dön. Gel. Gel Rifakat. Geçmiş olsun ağam. Latif Efendi, sen istirahatine devam et. Sağ ol. Çıkarmasaydın üstündekini üşüteceksin. Tamam ağam. Seviyorum seni. Aklın hala şu evlilik meselesinde değil mi? Ya böyle unutmak için buraya geldim. Açma işte şu mevzuyu. Ama aklımda hep görüyorum. Eğer sadece kağıt üzerinde bir evlilik olacak diyorsan benim için hiçbir önemi yok. Ama eğer ayrılmayı falan düşünüyorsan. Bir daha da istersen. Hemen dramaya bağlıyorsun Pelo ya. Başımda zaten bin tane dert var, bir de seninkiyle uğraşamayacağım. Tamam, bir şey demedim. Hayır, ayrılmak istesem söylerim zaten. Ağzım var, dilim var. Tamam ya, sakin. Senin gerçekten sinirlerin bozulmuş. Bravo. Süper tespit. Ya... Acaba benim yerimde başkası olsa böyle karşılar mıydı bu durumu? Biraz kıymet mi bilsen?
Ne istiyorsun benden? Ah benim canım fedakar sevgim diye şarkı mı söyleyeceğim sana? Onu mu istiyorsun? Belli mi olur? Belki bir gün söylersin. Su iç biraz. Kaldır kafana. Yani iki dilim baklava yiyeyim dedim. Boğazıma dizdin yine ya. Babası ayrı, oğlu ayrı. Neyse. Yemiyorum zaten. Odama gidiyorum ben. Yarını unutma. Unutmam. Kafayı mı yedin sen? Ne yapıyorsun burada? Ne yapayım? Özledim demedin mi sen? Atladım geldim işte. Ya Pelo bak biri görecek, bir şey olacak. Zaten kafamda bin tane dert var. Hiçbir şey olmayacak. Ben öyle sıradan biri gibi Antep'e ziyarete geldim. Ayrıca kim tanır beni? Annem baban görse bile tanımaz. Pelo'cum ya. Tamam merak etme. Ben zaten odamı tuttum, yerleştim. Sana hiç ayakla olmam. Sen bir de oda tuttun kendine. Hı hı. Sadece boş zamanlarında yanında olmak istiyorum. Hı. Üstüne sıkıyorsun ama odayı. Niye? Benim odamdan çıkmayacaksın ki. Hı. Sen dondurma getirdin. Çok tatlısın. Hadi gel. Durdun, ne oldu? Önce bir dondurmamızı yiyelim. Tamam. Sen geç. Hı hı. Ben getiririm dondurmamızı. Kafan çok güzel oldu. İyi misin? Suna. Suna. İyi misin? Hı? Hı? Ne oldu? Az önce beni neden istemediğini anladım. Küçük değilim diye. Suna saçmalama. Gel masaya dönün hadi. Ne olur, ne olur. Biraz daha dans edelim, ne olur. Tamam edelim. Ağlama. Gel. Eğer küçük olsaydım... belki Seyhan'ın yerinde ben olabilirdim. Zaten herkes Seyran'ı daha çok sever biliyor musun? Annem mesela. Odaya gelirken kendini siper eder biliyor musun önüne?
gider, buzar bir yere. Suna, tamam düşünme böyle şeyleri. Bak ne güzel eğlenmeye geldik. Hadi. Ama dans edelim. Ama ağlama. Ama sen... Sen dün benim babamın dayağından kurtardın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Öyle bir şey olsun istemem. Herifte. İyi buna. Hadi. Fırsatçıyım ya hani ben. Elime bundan daha iyi bir fırsat geçemez değil mi? Hadi git giy bunu. Hadi git giy gel. Ablana yardım etmemi istemiyor musun Seyran? Hı? Yapamam Ferit. Yapamam. Olmaz. Neden? Neden yapamazsın? Az önce sözler veriyordun, yeminler ediyordun filan. Senin sözün de, yeminin de bu kadar işte. Hadi.
Dur. Dur, iyi misin? Sultan. Sultan. İyi misin? Su. Yani. Su da var mı? Tamam, sen yine içmişsin. Dur. Bak. Bak, başkası seni böyle görse. Başım bayağı belaya girer. Duydun mu beni? Girsin. Olmaz. Görür. Görsün. Görsün. Ferit! Ya Seyran, ne oldu? Ne var ya? Gitmeyeceksin. Allah Allah. Çattık ha. Ya kızım, deli misin sen? Gidiyorum işte, daha nasıl gideyim? Hem sen değil miydin ya bana sürekli... Git peşimden, uzaklaş benden diyen. Rahatlıyorsun işte, daha ne istiyorsun? Ne bu şimdi? Gitmeyeceksin, yapmayacaksın filan. Hı? Ne oldu ya sana? Kafana taş filan mı düştü senin? Gitmeni istemiyorum. O yüzden de gitmeyeceksin. Tamam mı? Bu kadar basit. Çok iyi ya. Vallahi müthiş. Emredersiniz karıcığım. Hatta arzu ederseniz ben buradan eve kadar sırtımda taşıyayım sizi. Nasıl? Ha? Ne sen, ne ailem. Umurumda değilsiniz artık. Bıktım sizin bana kötü davranmanızdan. Aşağılamalarınızdan. Sizin için sürekli iyi biri olmaya çabalamaktan. Size yaranmaya çalışmaktan. Bıktım Seyran. Hiçbirinizi, hiçbir şeyinizi istemiyorum artık. Ne haliniz varsa görün. Kına yakın. Ben gidiyorum artık. Ben siz daha mutlu, daha huzurlu, dertsiz, tasasız, rahat rahat, dilediğiniz gibi yaşarsınız işte. 3 gün üzülürsünüz. 5 gün üzülürsünüz. Sonra unutursunuz gider. Hayatınıza kaldığınız yerden devam edersiniz. Bitti Seyran. Ferit Korhan yok artık.